Sevgili tarihseverler, merhabalar. Geçmiş olmasın programımızda yine sizlerle tarihi bir karakteri konuşmak üzere birlikteyiz. Malum İstanbul'un fethi dendiğinde çokça isim akla gelir. Başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere Çandarlı Halil Paşa, Notaraz yahut Bizans İmparatoru Konstantin Palaiologos gelir. Ancak İstanbul'un fethinde büyük ölçüde görev yapan bir kaptanı deryamız vardı. Baltaoğlu Süleyman Paşa. Bazı dizilerde Baltaoğlu Süleyman Paşa işlenir, bazı dizilerde de çok küçük bir rol verilir. Ancak Baltaoğlu Süleyman Paşa hakikaten yaşamaya aslında İstanbul'da devam eder. Çünkü İstanbul'a ilk geldiğinde deniz kuvvetlerini limana demirlediği yer bugün kendi ismiyle anılan Balta Limanı'dır ve Balta Limanı semti Baltaoğlu Süleyman Paşa'dan ismini almıştır. Gelelim Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın kim olduğuna. Baltaoğlu Süleyman Paşa aslen Macar asıllıdır. Bir Macar devşirmesi olarak Osmanlı Sarayı'na alınmış, Edirne Sarayı'ndaki Enderun Mektebi'nde güzel bir eğitimden geçmiş. Eğitiminin bitmesinin akabinde küçük devlet işlerinde bulunsa da kısa sürede kapıcıbaşılık görevine yükselmiş. O dönemlerde kapıcıbaşılık görevi esasında sarayın kapılarındaki asayişi sağlayan kişi demektir. Yani saraya giren de çıkan da ondan sorumludur. Girenin çıkanın asayişi ve padişahın güvenliği kapıcıbaşıdan sorumludur ki bu esasında o döneme baktığımız zaman büyük bir makamdır. İşte Baltaoğlu Süleyman Paşa kapıcıbaşılık görevinde bulunduğu sırada çeşitli devlet işlerinde bulunur ve 2. Murat'ın büyük ölçüde güvenini kazanır. Bundan sonra Çandarlı Halil Paşa'nın da emri ve desteğiyle birlikte Balkanlarda Haçlı ordusuna karşı Osmanlı'yı yenilgiye uğratan Uç Bey'i, Turan Bey'i yakalatır, hapseder ve onu Tokat'a göndererek Tokat Kalesi'nde hapsedilmesini sağlar. 1443 yılındaki bu başarısından sonra 1444 yılında Sultan II. Murat'ın Macar Kralı Ladislas ile yapacağı Edirne-Segedin Anlaşması'nın müzakerelerini, Edirne'deki müzakereleri ve görüşmeleri ve anlaşma maddelerini bildirmek üzere Macar Kralı Ladislas'a elçi olarak gönderilir. Ladislas'a anlaşma maddelerini kabul ettirir ve bu anlaşmanın imzalanmasını sağlar. 1444 yılındaki bu başarısından sonra Sultan II. Murat kendisine Sancak Beyliği payesi verir. Bundan sonra Edirne-Segedin Anlaşması'nın nihayetinde anlaşma maddelerinde de bulunduğu üzere Osmanlı hakimiyeti altında olan ve Osmanlı askerlerinin yer aldığı bazı Sırp kalelerinden Osmanlı askerini güvenli bir şekilde çıkarmayı başarır ve bu kaleleri Sırplara teslim eder. Bunun sonrasında 1444 ile 1446 yıllarında Fatih Sultan Mehmet'in ilk saltanatı esnasında Hamidili Bey'i olur ve Hamidili Bey'i olduğu dönemde Karamanlar üzerine yapmış olduğu seferler ve Karamanlarla mücadeleleri neticesinde başarı kazanır ve bu başarılarıyla maruf hale gelir. Baltaoğlu Süleyman Paşa 1449 yılında Midilli Adası'na bir sefer yapar ve Kalonya Adası'nı almayı başarır. 1451 yılına geldiğinde ise Gelibolu Sancakbeyi olarak kaptanı deryalık görevine yükselir. 1453 yılına ulaştığında ise Fatih Sultan Mehmet artık İstanbul'un fethi hazırlıklarını bitirmiş ve İstanbul'a doğru yola çıkmıştır. Fatih Sultan Mehmet, kara ordusunun İstanbul'a ulaşmasıyla birlikte kendisi de İstanbul'a gelmiş ve Yedikule surlarının önünde otağını kurmuştu. Fetih hazırlıkları zaten başlamıştı ve nihayetinde fethin ilk ateşi yapılacaktı. Bu sırada 1453 baharında Baltaoğlu Süleyman Paşa 400 kadar kadırgası ve çeşitli deniz kuvvetiyle birlikte yola çıkmış ve İstanbul önlerine kadar gelmişti. Yol sırasında nidalar, şenlikler ve büyük bir başarıyı kazanacağız edasıyla yol boyunca dosta düşmana gösteriş yapmıştı. İstanbul'a ilk geldiğinde bugün kendi ismiyle anılan Balta Limanı'ndaki limana demirlemiş ve bundan sonra İstanbul'un fethinde deniz kuvveti olarak buradan görev yapmıştı. Baltaoğlu Süleyman Paşa İstanbul'un fethi sırasında gemilerin İstanbul Boğazı'na ve özellikle Haliç'e girmesini engelleyecekti.
aslında bir deniz kuvveti olarak Haçlıların deniz kuvvetlerini bertaraf etmekle görevliydi. Fakat İstanbul'un fethinin tam kızıştığı sırada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine hazır olmadığını söyleyenler, ki başta Çandarlı Halil Paşa, hazır olmadığını söyleyenler etrafına bazı taraftarlar toplamış ve İstanbul'un surları bir türlü aşılamaz hale geldiğinde savaş iyice kızışmış ve Osmanlı ordusu adeta kaynamaya başlamıştı. Fatih Sultan Mehmet'e muhalefet edenler çoğalmıştı. Tam bu sırada 18 Nisan'da yapılan bazı tartışmalar neticesinde 20 Nisan hezimeti yaşanacaktı ki 3 Ceneviz, bir de Bizans gemisi, ki bunlar özellikle yardım gemisiydi, ne yazık ki Balsaoğlu Süleyman Paşa'nın deniz kuvvetlerini yarmayı başarmış ve Haliç'e kadar ulaşmışlardı. Aslında Balsaoğlu Süleyman Paşa özellikle Bizans gemisinin etrafını sarmış, arkasına geçerek onu mahmuzlamayı başarmış, 3 saat kadar süre onları durdurabilmiş ve büyük bir savaş yaşanmış, kendi askerlerinden de kayıp vermiş, karşı tarafın askerlerinden de öldürmeyi başarmış. Ancak Lodos'un da yardımıyla, rüzgarın yardımıyla birlikte bu üç geminin İstanbul Boğazı'na girmesini ne yazık ki engelleyememişti. İşte bundan sonra Baltaoğlu Süleyman Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in gazabına uğrayacak, Fatih Sultan Mehmet'in onun idam emrini verecek. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in etrafındaki birçok devlet adamı olayın farkında olduğundan dolayı Fatih Sultan Mehmet'i bir şekilde ikna etmeyi başaracaklar ve Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın iyi bir mücadele verdiğini, bazı dönemlerde tabiatın ve rüzgarın yardımıyla da savaşların seyrinin değiştiğini Fatih Sultan Mehmet'e anlatmak suretiyle Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın yalnızca görevinden azledilmesini sağlamışlardı. Affedilmişti idamdan. Bundan sonra ise Osmanlı'nın kara ordusunda görev yapmaya devam etmişti. Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın nerede ve nasıl öldüğü, hangi yıl hayata gözlerini kapadığı bilinmiyor. Mezar yeri de henüz tespit edilemedi. Ancak bildiğimiz odur ki Baltaoğlu Süleyman Paşa bugün hala her İstanbul'un dilinde yaşamaya devam ediyor. Çünkü kimi insanlar bulunduğu yerlerden ismini alırlar, kimi insanlar ise başarıları ve üstünlükleri sebebiyle bulundukları yere ismini verirler. İşte Balta Limanı semti de Baltaoğlu Süleyman Paşa'dan ismini almış bir semtimizdir. Ve hala Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın ismiyle Balta Limanı ismiyle müsamma edilmeye devam ediyor. Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın aslında 20 Nisan hezimeti çok konuşulur. Tarihçiler bu hezimet hakkında çok fazla şey söylerler. O yüzden tarih kitaplarında Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın bu deniz muharebesine baktığımızda oldukça detay yer almakta. Özellikle savaşın çok kızıştığı bir anda Osmanlı tarafında büyük bir manevi çöküntüye yol açan bu büyük olay, yani 20 Nisan'da yardım için gelen 3 Cenova ve 1 Bizans gemisi Yedikule açıklarında önlerini kapatmaya çalışan Osmanlı donanmasını rüzgarın da desteğiyle yarıp Haliç'e girmeyi başarmıştı. Olaya şahit olan günlük yazarı Barbora'ya göre Baltaoğlu'nun kadırgası doğrudan doğruya yük taşıyan Bizans gemisine taarruz etmiş, bunun arkasına geçerek mahmuzlamış ve böylece büyük bir çarpışma başlamıştı. Bu dört geminin her birinin etrafını 5 kadırga çevirmiş. Ayrıca daha küçük çaplı 30 gemi yanında 40 kadar da yardımcı destek gemisi bunların çevresinde set oluşturmaya çalışmıştı. Bu şekilde çatışma 3 saat kadar sürmüş. Artık akşam olmuştu ve gemiler çatışa çatışa şehir önlerindeki limana doğru sürüklenmekteydi. Hava kararınca hemen zincirin arkasındaki iki kadırga bunları içeri almak için hareketlendi. Bu kadırgalar sesler çıkarıp davullar çalarak fazla sayıda olduklarını Osmanlı gemilerine hissettirmeye çalışmışlardı. Sonunda dört gemiyi yedeğe alarak limanın içine sokmayı başardı Haçlılar. Havada iyice karardığı için Osmanlı donanması başarısız bir şekilde üstüne dönmek zorunda kaldı. Burada açıkça anlaşılacağı üzere bu gemileri kurtaran içindekilerin cesurca savaşmaları değil, yeniden esmeye başlayan Lodos'tu. Kürekli kadırgaların bu sert esen Lodos'ta ilerlemeye ve manevra yapabilme gibi bir özellikleri bulunmuyordu. Bu yüzden yardım gemileri rahatça limana girebilmişti.
Ama mücadeleyi kıyıdan seyreden Sultan II. Mehmet, olup biteni büyük bir başarısızlık olarak gördü. Bizans tarihçisi Dukas'a göre Fatih Sultan Mehmet bu çarpışmayı kıyıdan izlediği sırada atıyla birlikte denize kadar ilerlemiş ve neredeyse atıyla birlikte o gemilerin yanmasını ve o gemilerin Haliç'e girmesini engellemek istemişti. Dukas bunu bu şekilde anlatıyordu. Fakat farklı tarihçiler, özellikle Kratoborus ile sakin bir şekilde Fatih Sultan Mehmet'in kıyıda olan biteni izlediğini ve daha sonrasında da Süleyman Paşa'ya gereken cezayı verdiğini anlatır. Yapılan bu deniz muharebesinde bazı tarihçiler kayıpların, özellikle Osmanlı ordusundaki kayıpların 10 veya 12 bin olduğunu söyleseler de bu bilgiler tamamen yanlıştır. Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın kendi verdiği bilgiye göre kendi ordusundan, kendi deniz kuvvetinden 115 kişi, karşı tarafın deniz kuvvetinden de toplam 200 kadar kişi bu savaşta, deniz savaşında hayatını kaybetmiştir. Evet, Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın ne yazık ki tarih kayıtlarında elimizde olan bilgisi bu kadardır. Ne diyelim, unutmamak ve unutturmamak dileğiyle. Geçmiş olmasın efendim. Kalın sağlıcakla.